kıymetli dostlar, bugün sizlerle Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Külliyesi'nde yine birlikteyiz. Bugün sizlere Somuncu Baba Külliyesi'nde ses akustik sisteminin nasıl kurulduğunu, bu sistemin tarihten günümüze en güzel şekliyle geliş hikayesini izaha çalışacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Akustik, Selçuklu ve Osmanlı cami mimarisinde harim mekanı içerisinde orta ve alçak frekanslarla kapalı bir alandaki tüm nesnelerin ve yüzeylerinden yansıyan seslerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yankı durumudur. Buna yönelik küpler veya künkler tercih edilmiştir. Düzgün aralıklarla kubbenin tuğla dokusu arasına yerleştirilmiş olan küp ve künklerin titreşim sağlamak ve akustiği düzenlemek için kullanıldığı belirlenmiştir. Küp ve künklerin etkisi ile sesin yansımaya uğramadan yutulduğu, böylece hacim içi akustik performansının çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Peki tarih sürecine geçtiğimizde neler söyleyebiliriz? Aslında akustik sistemi Selçuklu ve Osmanlı mimari kültürünün temel özelliklerinden bir tanesidir. Nasıl mı? Bakın, yakın yerden bir örnek verelim. Eski Malatya'ya bir gidelim. Eski Malatya'daki Ulu Camii, yani 12. yüzyıl eserindeki Ulu Camii'de bu özellik görülür. 14. yüzyıla geçiyorum. 14. yüzyıl Şeyh Hamidi Veli Camii. Yani Somuncu Baba Camii'ndeki ses küplerine baktığımızda daha gelişmiş, daha modernize olmuş ve aynı zamanda harim mekanının üst örtüsü ile olan kubbeye geçişlerde çok sayıda ses küpünün bulunduğunu ve ses akustiğinin çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Peki hemen bizim aklımıza şu gelir. Acaba klasik Osmanlı mimarisinde nasıl bir özellik vardır? Klasik Osmanlı mimarisinde aklımıza Mimar Sinan gelir. Edirne'deki Selimiye, İstanbul'daki Süleymaniye, Sokulu Mehmet Paşa, Şehzadebaşı camilerine baktığımızda kubbelerde ağzı açık bir şekilde iç mekana dönük küp ve künkler tespit edilmiş, müthiş bir akustiğe burada rastlanmıştır. Bu akustik içerisinde sesler her bir köşeden rahatça duyulabilir. Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde hatırlayın, Sultanahmet Camii'nin açılışını Aziz Mahmud Tüdahi Hazretleri yapmıştı. Ve o da Somuncu Baba Hazretlerinin halifelerinden devamı özelliğindeydi. İşte Sultanahmet Camii'ndeki akustik incelemeler sonucu kubbe altı katmanlarına yerleştirilmiş küpler, yani rezonatörler, ses yansıtması tespit edilmiştir. Yani Selçuklu'dan Osmanlı'ya gelişen müthiş bir kültürel özelliktir. Peki bir de modern mimariye bakalım. Günümüzdeki özelliğe geçelim. Günümüzde ise akustik olarak hoparlörler kullanılmıştır. Somuncu Baba Külliyesi'ndeki yeni camiye baktığımızda tarihi dokuya uygun olarak sanat ve estetik açısından mükemmel bir uyum tarzı sergileyen krem renginde taş işlemeciliğine de uygun olarak hoparlörler kullanılmıştır. Ses sistemi ise modern mimarinin en güzel örneğini bize gösterir. Selçuklu, Osmanlı mimarisinin modern mimari ile birleşmesinin örneğidir. Buraya çok sayıda akademisyen gelmiştir. Mimarlar gelmiştir, sanatçılar gelmiştir. Hem estetik açısından hem tarihi açıdan incelediklerinde şunu söylemişlerdir.
tarih süreci içerisinde bu kadar uyumu görebilmek mümkün değildir. Bizlere projelerinizi verin demişler. Ses aküstüğü olarak da modern tarzın eskiyle birleştiğini, örtüştüğünü, üstün bir zekanın, farklı bir aklın bunu burada kurguladığını belirtmişlerdir. Biz sohbetimizi burada tamamlarken siz kıymetli dinleyicilerimize, dostlarımıza kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.